İvan'dan herkese selamlar arkadaşlar 9.13 yama notları nihayet açıklandı ve bizim de heyecanla beklediğimiz e, mod ve şampiyon nihayet geldi bunları hemen bir göz atacağız ama e, öncesinde bir duyurum var birinci duyurum kanala ilk defa geliyorsanız kanalda harika hikaye videoları var onlara göz atmanızı tavsiye ederim şu anda yaklaşık 60-70 civarı hikaye var sanıyorum eğer bunlarla ilgiliyseniz bir dediğim gibi göz atmanızı e, tavsiye ederim ikinci olarak da çekiliş vardı bu ay bir aylık bir çekilişte 3 günü kaldı e, şu ana kadar 1800 girdi yapılmış. 840 RP eğer bir şansınız denemek isterseniz ona da e, videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi yama notlarına geçelim. 9.13 yamasının en çok beklenen tarafı taktik savaşları. Taktik savaşları için insanlar inanılmaz şekilde hype'landı. Deli gibi bekliyorlar falan. Bunların arasında ben de varım. 9.13 yamasıyla birlikte bütün dünyaya yayınlanacak bu yama ile birlikte bu oyun ama bu mod. Fakat şöyle bir durum var sanıyorum. Tam hatırlamasam bile bir çizelge vardı. Atıyorum 25'inde Amerika, 26'ında Türkiye, 27'sinde, 28'inde şuralar diye falan gidiyordu. Bir anda her yere değil de adım adım bütün bölgelere yayınlanınca söylenmişti bir çizelge çizelgede yanılıyor olabilirim ama ben Çin'de yaşayan bir insan olarak genelde 3-4 gün sonra alıyorum bütün yamaları. Bunda da muhtemelen sizden çok sonra çok sonra çok sonra anca oynayabiliyor olacağım. Kiana'ya geçelim. Kiana 28 Haziran'da geliyor. Şu anda Kiana'yı kimse beklemiyor. Herkes taktik savaşlarını beklediği için unutuldu bile yani Kiana ve yeni bölge, iştahil bölgesi falan filan. Hani neyse. Korki'ye geçelim. Corki'ye ise iki tane değişiklik var. Pasifi değişmiş. Bu biraz ARAM için olmuş. Hatta öyle de yazmışlar. ARAM sev ARAM severleri biraz sevindirmek adına Corki'nin sonsuz uçurumdaki paket sürelerini ayarladık demişler. Paketin ARAM'da ilk ortaya çıkış zamanı 8. dakikadan 5. dakikaya yükseltilmiş ki Corki inanılmaz fazla hasar verebilen bir şampiyon ARAM'da ve normal şeylerde ARAM'da özellikle efsane hasar veriyor. Çünkü herkes birlikte ultinizi kesin kaçırmıyorsunuz neredeyse falan derken çok fazla hasar veriyordu. Bu güzel bir şey olmuş. En azından pasifinizi kullanabiliyor hale geliyorsunuz böylelikle. Pas paketin Aram'daki bekleme süresi ise 240 saniyeden 150 saniye indirilmiş. Ee, güzel bir buff olmuş Aram için. R füze salvosuna ise bir değişiklik gelmiş. Mühimmat göstergesi. Soldaki füze artık her zaman sıradaki füze olacak. Yeni yükler sağ taraftan dolacak demiş. Burada açıklamasını yapmışlar. Sadece bir görsel güncelleme artık daha kolay anlayacaksınız. Sıradaki bombanın büyük bomba olup olmadığını. Diana için. Q için yaşam kalitesi değişiklikleri demişler. Q'da şöyle küçük küçük değişiklikler yapılmış. Ayın aydınlık tarafı diye bir şey. Diana'nın hilal saldırısı ucu artık kısa bir süre için savaş sesini ortadan kaldırıyor. Artık çalı kontrolü yapabileceğiz herhalde. Bunun önceden yapılmıyormuş anladığım kadarıyla. Şimdi yapabiliyor olacağız. Ay ışığı sonatı, Hilal saldırısı artık daha güvenilir şekilde imlece doğru gidiyor demiş. Ben dayana arada sırada oynuyordum. Öyle bende de ufak bir his kaybı oluyor. Hani böyle atıyorsunuz. Hani bastığınız yerle gitme şey hani tam uymuyor gibi oluyordu. Belki bunda daha iyi bir a his artık oluşur insanlarda. Umuyorum öyle olur yani. Beni aya uçur Hilal saldırısı artık biraz daha hızlı bu da güzel olmuş. Bu aslında bence güzel bir güncelleme olmuş. Çünkü Q R yaptığınızda eğer Q siz R'ye attığınızda Q tutsa bile yani geç tutsa bile normalde R'niz Q daha önce tutmuş gibi işlev görüyordu. Ama bazen bundan dolayı sıkıntılar olabiliyordu. Buglar olabiliyordu. Bu biraz daha iyi oldu. Q'nun daha hızlı gitmesi. Şu anda bu yamanın en büyük saçmalığı sanıyorum. En azından benim için. Ben çok fazla adını bile nasıl okunacağını bilmiyorum. İlahi mi artık? Neyse artık. Ahtapot diyelim bari biz bu adama ya da kadına. Ben pek oynamasam da oynayamıyorum yanı çok ve oynayan da yalan ediyor yani ortalığı. 1 ve 2'ler 3'ler 4'ler. Ultisini attığı anda oradan bir tüyüyorsunuz. Ondan sonra ulti bitince geri döneriz muhabbet oluyor. 3-4 saniye boyunca o adam bir düşünecek zaman kazanıyor falan genelde öyle oluyor yani. Kitle kontrol bile adamın ultisini durdurmuyor saçma bir şekilde. Neyse bir bakalım. Pasif. Baya bir buff var yani. Pasif. Yeni dokunaç ve oranı 0.4 yetenek gücü oranı vermişler. Kaldırılan ise ahtapot etrafta değilken dokunaçlar artık devre dışı kalmıyormuş. Hmm. Ahtapot artık yaşlı tanrının elçisinin bekleme süresini sinyal vererek takımıyla paylaşabiliyormuş. Hmm. Dokunaçlar ahtapot alanı terk ettikten 60 saniye sonra kaybolurken 30 saniye sonra kayboluyormuş. Mantıklı olan zaman 30 saniye bile bence fazla. Ee, nasıl ki Heimer turretları 5-10 saniye mi 15-20 saniye sonra mı artık ne kadar süre sonra kayboluyorsa bununki de öyle olmalı bence. Rakipler dokunaçları savaş sesinin içinden onları 1400 mesafedeyken görebiliyordu. Artık 1000 mesafedeyken yani işte. Giderilen hata ise rakip şampiyonlarını saldıran dokunaçları harita her yerinden görebilmesine sebep olan hata giderilmiş. Gerçekleşme üzere olan gerçekleşmek üzere olan dokunaç vuruşlarının ilave katledildiğinde hasar vermemesine yol açan hata giderilmiş. W'su sille tokatada değişiklikler var. Yeni asgari hasarı 20-60 aralığındaymış. Yıkım vakti. Asgari hasar kulelere ilave hasar olarak verilebiliyormuş artık. E'sinde değişiklik var. Azaltılmış ruh süresi. Ruh süresi artık ahtapot hedeften her hasar aldığında azalmıyormuş. Taban ruh süresi 10 saniyeden 7 saniyeye düşürülmüş Taban kabuk süresi 12 saniyeden 10 saniye düşürülmüş. Dokunaşların saldırma sıklığı eskiden her seviyede her tüm seviyelerde her 10 saniyede birken şimdi 1 7 13 seviyelerinde 5 4 3 saniyede bir vuracak. Ve en büyük vuracak ise ultisine gelmiş. 5 dokunaç 6 dokunaç olmuş. İlahi ders dokunaçları artık, artık saldırılarının ortasındayken ahtapot onları sille tokatla kullanmak istediğinde kaybı olmuyormuş. Yani bence büyük bir buff olmuş. Gerekli miydi derseniz bence çok da gerekli değildi. Yani lane safhasında öyle inanılmaz sizi darlayan bir şampiyon olmasa da takım savaşlarında çok korkutan bir şampiyon. 1-6-2-6 bir adam sadece o kara baltayı aldıktan sonra sadece bir itemle 2-6-2-7 olsun 2-3 kişiyi öldürebilme potansiyeli oluyor ve bunu sadece bir kere doğru bir hareket yapsanız, güzel bir ulti oturtsanız alabiliyorsunuz yani. Bence gereksiz. Karma'ya geçen yamada ben bayağı güçlendirildi demiştim. Aa, insanlar çok fazla şey yapmamıştı ama Karma'nın güçlendirmesini geri almışlar. Demişler ki Karma 9.12'den önce kesinlikle güçlendirebilir durumdaydı ama son dönemde biraz aşırıya kaçtığımızı görüyoruz. Dolayısıyla güçlendirmelerinin bir kısmını geri alıyoruz demişler. Hareket hızı süresi 2.5 saniyeden 1.5 saniyeyi güçlendirmiş. E'nin süresi hala 2.5 saniyeymiş. Sadece hareket hızı 2.5 saniyeden 1.5 saniye düşürülmüş. Hareket hızı bence 1 saniye çok büyük bir olay. Yani, yani 1.5-2.5 saniye, saniye demek %70-80 oranında azaltılmış demek. Yani bu Büyük bir nerf diyebiliriz karma için. Orn, Orn'un Q'sunun hasarı artmış. Orn'un koridorda daha fazla savaşabilmesini sağlıyoruz demişler. Oran bir saldırı 1, 1, 1, 1 saldırı gücünden 1,1 saldırı gücünü değiştirilmiş. Ufacık bir güçlendirme olmuş. Öyle inanılmaz fazla değil ama yine de bir tık da olsa fazla. Pike ben bir Pike sever olarak, Pike oynamayı çok seven bir insan olarak ve Pike'tan çok fazla verim alabilen bir insan olarak, Aa, bu güncellemede biraz üzüldüm açıkçası. Ben normalde genelde sport oynuyorum, tap gitmiyorum ama beni bile etkileyen bir değişiklik olmuş bu. Q kemik zıpkın çünkü bazen ADC'niz ufak canlı oluyor, siz lane'de kalıyorsunuz, dakika olmuş 15 falan. E Q yapıp grubu silip kuleye yetebiliyordunuz. Artık bunun önüne geçmek istemişler özellikle bunu üst koridorda yapan insanlar için hedeflemişler. Üst koridorda oynanan pike'ı hedef alıyoruz demişler zaten. Şimdi Q'ya bakalım. Q eskiden bışınk diye vurduğunuzda bazı bilmediğim hero'lara şampiyonları anlatmıyorum skill'leri ama bunun bildiğim için rahat rahat anlatabilirim. Bışınk diye pike'la vurduğunuzda artık herkese vurmuyor veya artık alandaki kişiye vurmuyor. En öndeki kişiye vuruyor ama yakında atıyorum minyonun arkasında şampiyon varsa sanıyorum sadece şampiyona vuracak tekli hedef haline gelmiş. Ama bunun içinde bekleme süresini düzeltmiş çöpmüşler. Biraz da sport oynayın adamları çekin veya işte E yapın Q ile yapın adamı M slowlayın hem daha fazla hasar verin falan filan diye daha sıklıkla hasar verin diye herhalde yapmışlar. Bekleme süresi 14 8 saniye aralığından 12 8 saniye aralığına düşürülmüş. Bir buçuk bir saniye düşerken şimdi artık bir saniye bir saniye düşüyor. W hayalet sular yine bu top lane işine de gelirdi ama yani sportun işine daha çok geliyor. Daha fazla roam atabilmesini sağlıyor. Eskiden 5 saniye içinde azalarak biten %40 hareket hızı veriyormuş. Artık 40'tan 60'a kadar her seviyede %5 daha fazla. Ben Pyke oynarken her zaman hıza yönelirim. Aldığım itemler, rünler hıza yönelik olur ve inanılmaz bir hissiyat olur o hızlı gitmenin. Bu da benim sevdiğim bir değişiklik oldu. Ama E işte bu çok da hoş olmadı. Artık E E'yi sadece stun için atabiliyorsunuz. Sadece stun özelliği, sadece kitle kontrol özelliği bence bir tane skill için çok da yeterli değil. Hasarı olmayan bir kitle kontrol. Tabii ki grup stun'ı yapabiliyor. 5 kişiyi bile stunlayabilirsiniz kontrole uygulayabilirsiniz ama artık E'niz hasar vermiyor. Eskiden E ile atlardık 5 kişilik minyon grubuna. Q'yu bastı mı 3'ün 4'ünü öldürdük. Deli gibi hızlı iterdik. Artık öyle bir şey yok. Sejuani ise çok fazla güçlendiğini düşündükleri için nörflemişler nerflemişler. Can büyüme oranı 105'ten 95'e düşmüş. İkinci kullanım hasarı W'nun Azami Can'ın eskiden 6'sını a, kullanırken hasar oranı olarak şimdi 5,25'i. Ufak da olsa bir değişiklik var ama yine de bir nerf Sejuani'ye. Sivir'e nerf gerekir miydi açıkçası ben emin değilim ama Sivir'de nerflemişler. Saldırı gücü büyüme oranı 3,11'den 3'e mana yenilenmesini saçma bir sayıdan 8'e almışlar. 8,012'den 8'e W'nun seken atış manasında 60'tan 75'e yani doğru oynarsanız Sivir çok fazla mana sorunu yaşamıyorsunuz E'den dolayı sürekli mana aldığınız için ama yanlış oynandığında çok fazla mana sorunu çekebilen şampiyon bu da o insanları o insanlara çok daha fazla sıkıntı yaratacak. Sona'yı nerflemişler. Sona Tarik, Sona kimler var? Tom Kench, Sona Pike gibi birçok insan, birçok combo, birçok ikili oynanıyordu bot lane'de çok fazla artmıştı. Hatta ben son birkaç gün önce bir maç izlemiştim. Sona Tom Kench bayağı yardırmıştı. Biz de Tarik yerine demişler Sona'yı nerfleyelim. çünkü asıl adam Sona yani. Hare hasar oranı 3 yetenek gücünden 2 yetenek gücüne düşürülmüş Q'da güzel bir düşürme var. Sonra çok kırılgan ama çok fazla hasar verebilen bir şampiyon. Bence çok da böyle nerflenmesi gereken bir şampiyon değil ama yine de bakalım. E'si de ilave hareket hızı oranı her 100 yetenek gücü için %6 hareket hızı verirken şimdi %3'e. Yarı yarıya düşürmüşler E'den aldığı hareket hızını. Yine güçlü bir güçsüzleştirme gelmiş burada Sonaya. Sylas. Hmm, yorumları da okudum. Birçok insan Sylas artık oynanamaz hale geldi falan diyor ama ben hala Sylas'ın çok da güçlendirmeye ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum oynayan adam oynuyor bunu. Hani oynamayan adam bu kadar hasar vermesin. Oynayan adam zaten her türlü hasarını verecek. Bilmiyorum bir bakalım. Saldırı güç 58'den 61'e alınmış. Can büyüme oranı 85'ten 95'e çıkartılmış. W kral katili 60-180 aralığından 65-205 aralığına yükseltilmiş. E firar kaçır uh, da, da giderilen bir hata varmış. Ona bakmaya gerek yok. Uh, biraz da Silas fazla oynanmaya başlanacaktır yine. Sırf bu güçlendirmelerden dolayı inanılmaz büyük güçlendirmeler olmasa da eskisinden daha iyi sonuç olarak. Syndra mana büyüme oranı artmış. 30'dan 40'a artırılmış. Tristana'ya buff gelmiş. Ben ADC'lerin buff alması konusunda mutlu oluyorum yani ADC'ler buff aldığında ama Tristana mıydı acaba bu buff alması gereken şampiyon diye düşünüyorum. Çünkü Tristana kaçabilen, yakalayabilen, slowlayabilen, güzel konum alabilen bir şampiyon. Ama yani bilmiyorum taban saldırı gücü oranı saldırı gücü büyüme oranı 3,11'den 3.3'e çıkartılmış manası 246,76 saçmalığından 250'ye mana yenilenmesi 7,206 saçmalığından 7,2'ye buradaki aslında benim için biraz buff yani çok inanılmaz bir buff değil ama saldırı gücü büyüme oranı bu bu birazcık etki edebilir tabii oyuna ama w, w çok fazla önemli değil. çünkü w hasar için atmazsınız eğer Tristana'yı gerçekten oynayan bir şampiyonsanız genelde ya konum almak için atarsanız atarsınız biraz önce söylediğim gibi y rakipten kaçmak için atarsınız ya rakibi yakalamak için atarsınız mesafeyi kapatmak için ya da adamı slowlamak için takıma yardımcı olmak için atarsınız. Hani bunu çok fazla hasar için atmadığımız için yani buraya gelen buff öyle çok bir buff sayılmaz yani. Çok nadir durumda. 10 tane hani, versen ne olur vermesen ne olur. Udir. Udir yine çok fazla oynadım şampiyonlardan değil. O yüzden sadece burada yazanları aktarmaya çalışacağım. Yanlışım varsa şimdiden kusura bakmayın. Pasif. Maymunun çevikliği. Ha bu arada şunu okuyalım. Önemli olan bu. Artık bütün yetenekler 6. seviyeye kadar yükselebiliyormuş. Artık bütün yetenekler 16. şampiyon seviyesinden itibaren 6. seviyeye yükseltilebilir. Q. Kaplanın öfkesi. 30-150 aralığından hala 30-150 aralığında ama son güçlendirme geldiği için son kez daha güçlendirebildiği için 180'e çıkartılmış. Saldırı gücünden aldığı bonus da 1,2'den 1,8 1,8 Saldırı gücünden aldığı oran ise 1,2-1,8 aralığından 1,1-1,85'e çıkartılmış. İlk başlarda az ama son seviyede daha fazla. W kaplumbağanın metaneti. Kalkanı 60-200 aralığından 60-235'e yükseltilmiş. Yani sadece son seviye hasarı. Diğer seviyelerde bir değişiklik yok. E'de ise ilave hareket hızı 15-35'den 15-40'a yükseltilmiş. İlave hareket hızı süresi ise 2-4'den 2-3-25'e düşürülmüş. Artık son seviyede daha fazla ver seniz bile daha az ilave hareket hızı süresi alabiliyorsunuz R Anka'nın alevi 40 200'den 50 275'e çıkartılmış sondaki hasar çok daha fazla olmuş tetiklenme başına 10-50 aralığında kalmış sayesinde son seviyede 60'a çıkıyor tepki düzenlemeleri şampiyon güncellemeleri bu kadardı dayana Q'su üzerine gerçekleştirdiğimiz çalışmalara benzer bir şekilde aşağıdaki yeteneklerin etkilerinin isabet ettikleri rakiplere daha hızlı ve güvenilir bir biçimde uygulanmasını sağlıyoruz Jarvan E Demacia'nın sancağı Q ejderha saldırısı bossu. Canon. E şimşek gibi Trinda E biçer döner. Eşyalara geçtik. Can biçeni geliştirme bedeli azaldı. Toplam bedeli arttı. Tarifi ayarlandı yazmışlar. Ama sonra da buraya eşyayı güçlendirdik demişler ama bir güçlendirme göremiyorum ben burada. Sadece tek kılıcı alıp belki hani item yaparken daha güçlü bir item'a e ulaşma süreci geliştirebilirsiniz ama bu eşyayı güçlendirmek anlamına gelmez bence. O yüzden tarifi ayarlandı. Çok daha mantıklı bir açıklama. Bu biraz bana doğru gelmedi. Bedel 3200'den 3300'e art tırılmış. Artık tek kılıç savaş çekici ve çeviklik pelerinin artı 100 altında da birik artık oluşturabiliyorsunuz Cam Biçeni. Rando'nun alametini 2900'den 2700 altına düşürmüşler. Asırlık topa 2700'den 2600'e düşmüş. Özel indirimlerle alakalı şeyler var. Hasar metni güncellemesi yakında gelecek ölüm özeti güncellemesi için bir ön hazırlık gibi bir şey. Hasar metnin renklerini tutarlık ve okunurluğu iyileştirmek adına güncelledik. Bu çalışmamız özlüm özeti güncellemesi gibi geleceğe yönelik çalışmamız, çalışmalarımızın da temeli oluşturacak demişler. Giderilen hatalar var. Arcade Caitlyn Prestige serisi var, Arcade Caitlyn var, Arcade Kai'sa var. Jeton düşmanı Kiana ve jeton düşmanı Yasuo var. Burada da skinler var, yorumlar var. Bu yamanın şunlar hani buff'lar, şunlar, bunlar sadece şu Ahtapot'un dışında beni çok fazla şey yapan abi de Pyke var. Bunların dışında öyle aman tanrım denilecek şeyler yok. Benim de heyecanla beklediğim bu 9.13 yamasında herkes gibi taktik savaşlarıydı. Umarım güzel güzel oynarız. Um, bu videoluk bu kadar arkadaşlar dediğim gibi çekilişe katılmayı ihmal etmeyin şansınızı deneyin belki çıkar size de 840 rp yani sonuçta taş atıp da kolunuz yorulmayacak birkaç dakikanızı en fazla ayıracaksınız İkinci olarak da videolarda uh, ben sürekli kartlara koyuyorum hikaye videolarını oradan da bakabilirsiniz umarım beğenmişsinizdir bir sonraki yama notlarında bir sonraki videoda bir sonraki hikaye veya oynanış videosunda görüşmek dileğiyle Hoşça kalın sağlıcakla kalın And now I know my heart is a